Erdal Doğan'la Gerçeğe Merhaba programına hoş geldiniz. Sanıyorum bugün 5.20'ye kadar güzel vakitleri geçireceğiz sizlerle. Bizleri evlerine misafir yapan sevgili canlarımızla umut ediyorum. 2 saat 20 dakika güzel vakitleri geçireceğiz. Tabii bu arada genç bir arkadaşımız var. Daha önce bir söz vermiştik ona. Çorum'dan buraya kadar geldiler. Bizler için neler söyleyecekler? İnşallah ileriki saatlerde belli olacak. Bir tane genç kızımız var. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eren, siz de hoş geldiniz. Sevgili canlar, ben burada bugün Hızır ayı olduğu için bugün Hızır Aleyhisselam'dan bahsedeceğiz. Genelde sohbetimiz Hızır Aleyhisselam'ın gidişatıyla olacaktır. Ondan dolayı Hızır nedir? Hızır kimdir? Ve bizlere nasıl bir fedakarlıkta bulundu? Ve bu insanlar sıkıştığı zaman Hızır'a neden çağırıyorlar? Bu konulara değineceğiz. Umut ediyorum. Ben bütün canları, bizi misafir yapan tüm canlarımıza aşkı niyaz diliyorum. Her insanın Hızır'ı kendisindedir canlar. Tabii bizlere 1400 yıldan belli, daha ilerisi var bunun. Ve bize Hızır Aleyhisselam anlatılır. İsa'lar, Musa'lar, Davutlar'la beraber yaşamış, gezmiş, onlarla fedakarlık yapmış. Hazreti Peygamber Efendimiz döneminde, Hacı Bektaş Efendimiz döneminde, zamanımızın kutupları döneminde, her dönemde bir Hızır meydana çıkmıştır sevgili canlar. Bence Hızır her insanın içerisinde olan bir güçtür. Kim kime yardım elini uzatıyorsa o onun Hızır'ıdır bence. Kim kime fedakarlık yapıyorsa sıkıldığı anda, sıkıştığı anda, imdat dediği anda birisi ona elini uzatıyorsa işte o onun aslında Hızır'ıdır. Ama gerçekte bir Hızır vardır ki, bir enerji olan Hızır vardır. Bu Hızır'ı ben sizlere biraz anlatmak istiyorum sevgili canlar. Günlerden bir gün bir çiftçi Hızır Aleyhisselam'la dost olur. Öyle güzel dostluk yaşarlar ki, o kadar güzel dostluk yaşarlar ki Hızır Aleyhisselam sürekli o çiftçimizin yanına gider gelir. Fakat bir gün çiftçi der ki, sevgili dostum, benim 3 tane çocuğum var. Benim Hakk'a yürüme saatim geldi. Eğer bir gün çocuklarım sıkışırsa bu dostluğumuzun adına, onların imdadına erişesin der. Ve çocuklarını bir akşam alır. Çocuklarım, eğer bir gün başınız sıkışırsa babamın dostu diye çağırırsanız sizin kapınızı mutlaka birisi çalacaktır. Bu sözümü unutmayın der. Tabii bir gün o çiftçi olan vatandaş, o güzel can, bedeni terk eder. Kalıbını toprağa verirler. Aradan belirli bir zaman geçer. Tabii bu belirli bir zaman içerisinde o 3 kardeş garip, yoksul, fakirdirler. Derler ki bir araya geldiği zaman, üçü de bir araya gelip biz babamızın dostunu çağıralım. Bakalım babamızın vasiyetini yerine getirelim. Bakalım bu güzel babamın dostu bizim kapımızı çalacak mı derler. Bir gün 3 kardeş bir araya gelir. Ey babamın dostu, babamın bize vasiyatı, dostumu çağırırsanız kapınızı çalar derdi.
Ne olur bugün bizim kapımızı çal der. Yaşlı bir adam gelir, kapıyı çalar. Çocuklar der ki, hoş geldiniz. Buyurun, siz babamın dostu muydunuz der. İşte babanızın dostu benim. Çocuklar der, bugün benden ne istiyorsanız babanızın aşkına onu yerine getireceğim der. Ve ben Hızır Aleyhisselam'ım der. Çocuklar tabi bu arada mutlaka bir talepte bulunacaklar. En büyük ağabeyleri diyor ki, benim hayvanlarım olsun, benim bir çiftliğim olsun, içinde koyunlarım, kuzularım olsun, bağım, bahçem, havuzum olsun. Hızır Aleyhisselam diyor ki, tabi onun küçük kardeşi, ben de abimin istediğinden isterim diyor. Tamam diyor, sizin de diyor niyetiniz gerçekleşti. En küçük kardeşi diyor ki, efendim sultanım, ben dünyalık bir şey istemiyorum, ben sadece hayırlı bir eş istiyorum. Eğer hayırlı bir eşim olursa bütün kainatın ışığı bana açıktır. Benim sizden talebim zenginlik değil, mal mülk değil, bir sağlık, sıhhat, bir de hayırlı eş diyor. Tamam yavrum diyor, Allah sana senin taşıyabildiğin ve senin onu taşıyabileceğin bir güzellik içerisinde bir eş nasip etsin diyor. Aradan canlar 15 yıl geçiyor. 15 yıl içerisinde büyük ağabeyleri bir çiftlik sahibi oluyor. Çiftliğin içerisinde her şey var, her güzellik var, her muazzamlık var. Onun küçük kardeşinde de aynı şey var. Tabii o en küçük kardeşleri evleniyor, bir de çocukları var. Hızır İlyas bir yaşlı dilenci bir bedene giriyor ve büyük abilerinin kapısını çalıyor. Diyor ki, ben bugün canım süt istiyor, bana birkaç bardak süt rica etsem verebilir misiniz? Diyorlar ki, burada süt yok, burada süt pazarı da yok. Parayla alırsın, parayla içersin. Diyor ki, yavrum, Allah size bunu verirken parayla vermemişti. Ben sizden iki bardaklık süt istiyorum. Yok diyorlar. İhtiyarı kapıdan kovuyorlar. Başka bir bedenle onun küçük kardeşinin kapısını çalıyor. Diyor ki, ben bir tane kuzu istiyorum diyor. Yaşlı bir insanım, senin de diyor kuzuların çok, bana buradan bir tane küçüğünden bir kuzu ver, hem onu severim hem de büyütürüm diyor. Gün gelince de lokma yaparım diyor. Ve onun küçük kardeşi de Hızır'ı kapıdan kovuyor. Üçüncü çocuğa gidiyor. Üçüncü çocuğa giderken yara bere içerisinde yaşlı bir adam, sakallı, yaşını kemaletini almış bir adam ama vücutunun içerisinde o kadar bir hastalık var ki vücutları kesik kesik olmuş, her yerinden kan akıyor, kapının önünde bir yaşlı insan yatıyor. Oradan bir genç gelin çıkıyor, adamı görüyor, üzülüyor, ağlıyor. Diyor ki, ismi Mehmet'ti, Mehmet, Mehmet, kapının ağzında bir yaşlı bir insan var, kan yara bere içerisinde, yardım et, içeriye alalım diyor. Tabii o esnada oradaki hastayı kaldırıyorlar, içeriye götürüyorlar. Diyorlar ki, çok hastasın, senin tedavin için biz ne yapabiliriz? Diyor ki, benim tedavim diyor
genç bir kuzu onun diyor kanını benim vücutuma diyor sürerseniz diyor kuzu kanını diyor benim yaralarım iyi olur diyor. Ve bu esnada hemen bir tane kuzu var. O kuzuyu kesiyorlar. Meydana getiriyorlar. Kanını bir tabağın içine akıtıyorlar. O yaşlı insanın vücuduna sürüyorlar. Kuzunun kanı nereye dokunursa orası kavuşuyor. O kanlar duruyor. Ve insan sağlık ve sıhhatine kavuşuyor. Ve o evdeki gençle hanımı o kadar mütevazı bir şekilde, o kadar sevecen bir şekilde, o kadar saygılı bir şekilde hizmet yapıyorlar ki Hızır İlyas ağlamaya başlıyor. Diyor ki çocuklar, ben sizin babanızın dostu olan, çiftçi babanızın dostu olan Hızır İlyas'ım, Hızır Aleyhisselam'ım. Benden ne isterseniz isteyin. Diyor ki efendim ben sizden sağlığımı sıhhatımı istemiştim. Bir de çok temiz, dürüst, helal, süt emmiş bir kız istemiştim. Siz bana bu niyetimi verdiniz. Diyor Hızır Aleyhisselam diyor ki iki abinin ömrü dolmuştur. Onlara verdiğim malı mülkün tamamını sana devrettim. Bunun kıymetini bilesin oğlum diyor ve oradan ayrılıyor. Sevgili canlar, bu gibi olaylar, bu gibi kıssalar zaman zaman insanlar arasında, halk arasında anlatılır. Ama bunun mesele bu olayın doğru veya yanlış olması değildir. Bizim bu olaydan bir ders almamızdır. Kişinin yardımına koşan Hızır'dır. Ama benim nazarımda Hızır'ı kim diye sorarsanız evveli ahiri zahiri batını Hızır donunda gelen ve her peygamber döneminde gelen Hazreti Ali'den başka kimse değildir sevgili canlar. Çünkü Hazreti Ali bin bir dondan baş göstermiş her devirde yaşamıştır. Zira yüce peygamberimiz buyurur ki Ali her peygamberle gizli geldi. Ama benimle aşikar geldi. Ali her peygamberde gizliydi. Benimle aşikar tamamladı diyor. Ondan dolayı sevgili canlar, adı Ahmet'ti, Mehmet'ti, Hızır'dı, İsa'ydı, Musa'ydı fark etmez. İşte gelen ve giden, insanlığa yardım elini uzatan Şah-ı Merdan Ali'ydi bu benim nazarım. Benim düşüncemdir sevgili canlarım. Ondan dolayı her insanın Hızır'ı içerisindedir. Hızır orucu tutan canlarımız için Hızır orucu 13'ünde başlamıştır. 17'sinde biter. Bazılarında 19'unda biter. Yer yer değişir bunlar. Mesele burada niyettir. Hızır lokması yapanlara, Hızır orucunu tutanların Hızır yardımcısı olsun, lokmaları kabul olsun, Yüce Hak onların sesini duysun. Sevgili canlar, ben burada genç kardeşimize dönüp o canımızdan bir nefes bekliyoruz. Bakalım bizler için ve sizler için ne söyleyecekler. Buyurun Eren. Ben öncelikle buradan Erdal Baba'ya özlerinden dolayı kaleme aldığı yazıdan dolayı burada herkes adına teşekkürler ediyorum. Sen fazla aşikar olma.
biraz kendin gizle özüm. Altı delik kaba dolma, ben de beni gizle özüm. Ben de beni gizle özüm. Altı delik kaba dolma, ben de beni gizle özüm. Akın varlığını serme, boş tıngırtılara gelme. Ehli olmayana verme, yok eyle kendini özüm. Ehli olmayana verme, yok eyle kendini özüm. Velilerin gittiği yol, İlm ile dun gözünden dol. Yaşayanla hal ehli ol, İlikten içeri özüm. Yaşayanla hal ehli ol, İlikten içeri özüm. Hele kusurunu söyle, sonra iftirayı dinle. Bakıp bir de seyreyle, ne doğrular varmış özüm. Bakıp bir de seyreyle, ne doğrular varmış özüm. Şah-ı Merdan ömür verdi, nutuk Kur'an benim dedi. Ali'ye küfür edildi, bundan ibret al sen özüm. Ali'ye küfür edildi, bundan ibret al sen özüm.
gerçekleri açma suçmuş. Görenler vallahi kusmuş. Kuşkuya şüpheye düşmüş. Sen onları hoş gördün. Kuşkuya şüpheye düşmüş. Sen onları hoş gördün. Kul Erdal'ın yeri olmaz. Yalanlar doğru da kalmaz. Yaşayan hakkı görmez. Ben de seni yaşadım. Yaşama yalan hakkı görmez. Sen de seni yaşamadım. Teşekkür ediyorum Elder Baba. Eyvallah. Evet, mesajlarımız var Mesra Hanım. Evet var. İlk önce ekran başında bizleri izleyen konuklarımıza ve stüdyoda bizleri izleyen konuklarımıza çok sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. İlk önce mesaj atarsanız 58 yazıp boşluk bırakıp mesajınızı 3969'a gönderirseniz seviniriz. Kamu malları talanı ve hakkı inkar etmenin affı var mıdır? Kur'an'da yeri ve önemi nedir? Konuklarımıza sevgiler ve selamlar. Biz de sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. Paşa Dede. TV merhaba, ben Hamide Duman. Programınız beni çok derinden etkiliyor. Eğer sizin programınızı dinlemeseydim Yüce Yaratıcı'yı bilmeden ve sevmeden ölürdüm. Şimdi Yüce Yaratıcı'ya ve size saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Biz de size sevgilerimizi gönderiyoruz ve teşekkür ediyoruz. Evet sevgili canlar. Evet. Sevgili canlar, bugün Hızır ayıdır. Hızır ayıdır. Bu Hızır ayında tabii ki burada delikanlı gencimiz, yeni yetişen bir canımız Allah yolunu açık ede umut ediyorum. İnsanların gönlüne taht kurar da bu güzel nefesleri nice insanlarla paylaşır. Fakat orada denildi ki, özüm diyor ki Ali'ye küfür edildi. Sevgili canlar, bazı gerçeklere değinmeden duramayacağız. Ali ve Muaviye dönemi çok ağır geçmiştir. Ve Hazreti Ali'ye küfredilirdi, ismi yazılırdı, ismine basılırdı ibadet yapmak için, içeride namaz kılarlardı. Tabi tarihler o kadar acıdır ki, işte o dönemde Ali'yi gördükleri halde, Hazreti Cenab-ı Resul'ü gördükleri halde, hilafet uğruna Hazreti Ali'ye yapmadığı küfürler kalmamıştır bu zavallı insanların. Halbuki Hazreti Muhammed Mustafa 5 yaşında İslamiyet'i kabul eden Ali için benim gözümün nuru Allah'ın aslanı diye hitap etmiştir. Ve Ali için İlim 10 bölüktür, 9'u Ali'ye verildi, 1'i kainata verildi. Ali o birini de bilir buyurmuştur.
Ali ilmin atasıdır. Bana bulaşmak için önce ilme ulaşman gerekir. Yani Ali'ye ulaşman gerekir buyurmuştur. Maalesef böyle bir dönemde Muaviye'nin hilekarlığı ve halifelik sevdasıyla Hazreti Muhammed'in göz nurları olan Hasan Hüseyin'i ve Ehl-i Beyt'ini Kerbela'da hunharca Muaviye oğlu Yezid, Ehl-i Beyt'i, İmam Hüseyin'i, onun çocuklarını 3 aylık çocukla 0 grubundan 78 yaş grubuna kadar nice çocukların kafalarını kestirmiştir. Ondan dolayı Kerbela bizim en büyük derin bir acımızdır. Yeryüzünde Hazreti İmam Hüseyin'in yüklenmiş olduğu misyonu hiçbir peygamber yüklenmemiştir sevgili canlar. Eyüp'ün derdine vücuduna bir kurt düşmüş. İbrahim oğlunu kurbana getirmiş. Nuh tufana yakalanmış. Ve bunlara benzer hadiseler geçmiştir peygamberlerin başından ama Hazreti İmam Hüseyin 73 tane ciğer paresini ve 14 tane gencimizin, çocuklarımızın kafalarını keserek onları izlettirmişlerdir. Hazreti İmam Hüseyin'in benim canımı önce alın demesine rağmen önce çocuklarının katliamını göreceksin. Ondan sonra sen öleceksin demişlerdir. Ve o kesilen başların üzerinde atlar estirmişler. Atlarla o kafaların üzerinde girit attırmışlardır. O küçücük çocukların kulaklarından ganimet diye kulaklarını yırtarak küpelerini almışlardır. O peygamberin etmiş olduğu o İmam Hüseyin'e ne acılar ne ihanetlikler yapmışlardır. Ve bu gibi insanlara sorduğumuz zaman biz Müslümanız derler. Sen peygamberin çocuğunu katledeceksin. Peygamberin çocuğunu yok edeceksin. Belirli bir yaşa geleceksin, daha ismini bilemeyeceksin. Ve onu sevenlere de şunlar bunlar diyeceksin, dinli dinsiz diye hitap edeceksin. İşte bizim Kerbela olayı çok acımızdır, derin bir yaramızdır. Ama ben bu Kerbela'yı bir gün, sırf Kerbela'yı bir program boyunca sırf Kerbela'yı anlatmak istiyorum. Bilmiyorum ben dayanabilir miyim ama çünkü Kerbela'nın gerçek yüzünü ifade etmek istiyorum. Kitapların anlatamadığı, kitaplarda daha kitaplara girmemiş nice gizlenmiş gizli sırları ben bu lisanımla Kerbela'yı bir gün siz canlara, bizi misafir yapan canlarıma Kerbela'yı çok güzel bir şekilde size anlatmayı istiyorum. Ama ne zaman olacak onu bilmiyorum. Sevgili canlar, bugün Hızır ayımız dedik ya. Bir gün Hızır Aleyhisselam bir karı kocanın kapısını çalar. Der ki, canlar, yaratıcı size bir zenginlik verecek. Bu zenginliğinizi gençlik halinizde mi versin, yaşlılık halinizde mi versin, der. Adam der ki, efendim sultanım, bunu bana danıştınız ama ben bir çocuklarıma, karıma danışayım. Onlar ne diyorsa talebimiz onun üzerinde olsun. Hızır Aleyhisselam o cana yön verir, o çocuklarını alır, karısına danışır. Hanımı der ki, efendi,
Biz yaşlılıkta malı ne yapalım? Bize gençlik de versin de biz de paylaşalım der. Tabi bu esnada Hızır İlyas'ın yanına varır. Bize hak bir şey verecekse gençlik de versin. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız görürken, tutarken versin ki hizmetimizi yapalım der. Ve bir gün olur, evler dolar, taşar, almadık haller içerisine bürünürler. Ve o gün o kadar karı koca, o kadar niyetlidir ki bütün insanlara gönüllerini açarlar, evlerini açarlar. Hanım kim geliyorsa gelsin, bizim evimizin kapısını çalan insanları asla boş çevirme, ne istiyorsa götürsünler der. Her gelen insan götürür, her gelen insan götürür. Aradan 35 yıl geçer, bakar ki 35 yıl dolmuş ama o zenginlik halen devam ediyor sevgili canlar. Hızır Aleyhisselam, ya Rab bu ne hikmettir, siz bana 35 yıl bir zaman verdiniz ve bu bereketin sonu, önü ardı yok, kesilmiyor, bunun hikmeti nedir diye sorar. Yüce Yaratıcı, ey Hızır, o insanlar var ya, o karı koca var ya, o çocuklarıyla beraber bizden aldıklarını bütün gelenle paylaştılar. Bir gün benimsemediler. Dışarıda açken o lokmayı yemediler. Dünyanın neresinde olursa olsun, acaba bir yoksul var mıdır bu lokmayı yiyemeyen diye düşündüler. Hep tezekküre daldılar. Ondan dolayı bunların servetleri, malları, bunlar bu dünyadan geçene kadar bitmeyecektir ya Hızır buyurur. Çünkü onlar paylaşıyor. Onlar benimsemiyor. Onlar halkı benimsiyor. Toplumu benimsiyor. İnsanları, mahlukatı, doğayı benimsiyor. Ve bunlarla bütünleşiyorlar. Ondan dolayı bunların evlerinden bereket asla eksik olmaz ya Hızır diyor. İşte bu ay ki Hızır ayıdır sevgili canlar. Hızır ayında paylaşmak, bölüşmek çok önemlidir. Yoksulların, gariplerin kapısını çalmak çok önemlidir. Eğer bir insan bir yetimin başını okşayıp bir garibin elinden tutuyorsa, inan kanaatiniz olsun, bu Hak katında çok makbul, Hızır katında, Ehl-i Beyt katında çok makbuldur. Ondan dolayı paylaşım zamanıdır sevgili canlar. Birlik, beraberlik zamanıdır. Irk, renk, dil, din ayırdımı yapmaksızın bütün insanları sevme, bütün insanları kucaklama, hiçbir insanı inancından dolayı dışlamayıp bütün insanlara hoşgörüyle bakıp ve bütün insanları sevmektir bizim ilkemiz. Ondan dolayı ben oruç tutan sevgili canlarıma Allah oruçlarını kabul ede, seslerini duya diyorum. Lokmalarını bol bol paylaşıp yetimleri, fakirleri, kimsesizleri, düşkünleri, şaşkınları göz ardı yapmasınlar, ihmal etmesinler ve göz ardı yapıp ihmal etmeyelim sevgili canlar. Ondan dolayı duyarlı olalım. Hiçbir insana ayırdımı yapmaksızın tüm insanları kucaklayalım. Tüm insanlara sevgiyle, saygıyla eğilelim. Tabii ki bir önceki programlarda anlattığım gibi sevgili canlar, benim çocukluğumda bir anımı anlatayım size. Çocuktum. Fırında çalışıyordum. Fırında çalışıyordum. Bir aylık yemeyeyim yani aylığımı ben Çorum Devlet Hastanesi'nde tüm hastalara çiçek götürmek için bir aylık maaşımı bir çiçekçiye yatırmıştım. Ve
bir ay çalıştım, maaşımı çiçekçiden 200'ün üzerinde gül aldım. Hastaneye vardım, Çorum Devlet Hastanesi'nde ve bütün hastaları tek tek ziyaret edip yaşlı genç demeden tüm insanlara geçmiş olsun dediğim bir gül verdim. İşte o zaman benim yaşım 14'tü sevgili canlar. 14 yaşındaydım. Orada yatan hastanedeki tüm insanlara geçmiş olsun dedim. Ve ben bunu bir kendime gelenek haline getirdim. Ve her ay onu yapardım. Ondan dolayı sevgili canlar, duyarlı olalım. Yaşlı insanlara, çocuklara, okuyamayanlara, hastanede olanlara, hasta komşularımıza duyarlı olalım. Ziyaretlerden geri kalmayalım. Bilelim ki bizi yaratan onları, onları yaratan bizi de yaratmıştır. Her şey her şeyin bir parçasıdır. Biz de bir bütünün parçasıyız. Ondan dolayı sevgili canlar, bölüşelim, paylaşalım, güzel bakalım, sevelim, sevilelim. Yunus Baba'nın dediği gibi dünya kimseye kalmaz sevgili canlar. Altından ağacın olsa zümrütten yaprak, akıbet gözünü dolduracak bir avuç toprak. Biz gideceğimiz yer toprak altı, ama tekrar yaşayacağımız yer toprak üstüdür sevgili canlar. Ondan dolayı biz toprak altına girdiğimiz zaman yok olmayacağız, korkmayın. Değişime uğrayacağız. Ama toprak üstünde yaşayan da bizdik. İsa peygamber diyor ki, o önce yaşayanlar var ya, o önce yaşayanlar bizdik. Şimdiki yaşayan da bizdik. Gelecekte yaşayan olanlar da bizleriz buyuruyor. Ondan dolayı giden, gelen, onan göçen bizlerden başkası değildir. Hak bizimle vücut buldu, bizimle konuşuyor, bizimle yiyor, bizimle içiyor, bizimle uyuyor, bizimle çalışıyor sevgili canlar. Ne mutlu Hakk'ı vücutunda bilip de Hak'la bir Hak içerisinde bütünlük sağlayan o güzel insanlara. Ondan dolayı ben şunu söylemek istiyorum. Yüce Yaratıcı, bizlerin birliğini, bütünlüğünü, beraberliğini bozmasın. Ve Yüce Yarabbim, bozanlara fırsat vermesin. Dünya 8 milyar sevgili canlar. 8 milyar insan benim canımdır, kardeşimdir. Bunların içerisinde cinsi, cibiliyeti, rengi, her ne olursa olsun, inancı, her ne olursa olsun, Yaratıcı onu akseni takvim hali içerisinde en güzel biçimde yaratmıştır. Ondan dolayı 8 milyar insanımıza birlik, beraberlik, sevgi dolu, barış dolu günler nasip istiyorum Yüce Yaratıcı'dan. Allah bu nasipliği, bu güzelliği tüm insanlara yaşata, insanlar arasında kavuş çıkartan, insanları birbirine düşüren, insanları birbirine kırdıran, insanları birbirine yok ettiren zihniyetten tüm yaratıcı, tüm insanları yaratıcı, tüm insanları muhafaza etsin. Bizlere sevgi, aşk, muhabbet, dostluk yolundan bizleri ayırmasın sevgili canlar. Evet sevgili canlar, kızım mesajlarımız var mı? İslam tarihinde Allah ile aldatmanın ilk ve en yaman görünümü olan Sıffın savaşında Hazreti Ali'nin ordusunu aldatmak için Kur'an sayfalarını mızrak uçlarına takip aramızda bu kitap hakem olsun diyerek sergilenen bu zihniyetin karşısında en gür sesiyle haykırmasına rağmen ders almasını bilmeyen bir kitlenin dinden rahmet bulmasının doğruluğu nedir? Yazgülü Hanım, teşekkür ederiz. Merhaba, ben Gülseren Çağıl.
Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfımızın merkezinden sizleri izliyoruz. Nefesleriniz bizlere nefes oldu, var olun. Siz de var olun, çok teşekkür ediyoruz. Merhaba, ben Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı Merkezi'nden Hatice Baydan. Sizleri yeniden ekranda görmek çok güzel. YouTube kanalınızdan da takip ediyorum. Bu güzel sonsuz ilmi kelamlarınızdan dolayı yüreğinizden öpüyorum. Biz de size sevgi ve saygılarımızı gönderip teşekkür ediyoruz. Ben Erdal Baba, hepimiz izliyoruz. Sevgiler, saygılar. Sesiniz, sesin, nefesin var olsun. Eren canımız da var olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili canlar. Bugün Sifyen Savaşı, Cemel Savaşı hakkında ikinci mesajımız. Bu mesaj atan hanımefendi cevabı almadan rahat durmayacak. Önümüzdeki haftamızda geçmiş hafta, değil mi? Tekrar bu mesaj bir daha gelmişti. Bizim müziğimizi unutmayalım sevgili canlar. Aynı mesaj bir daha geldiği için ben Sifyen Savaşı'na bir değinmek istiyorum sevgili canlar. Sevgili canlar, Kur'an şahit edildi. Kur'an şahit edilip meydana geldi. Hazreti Ali taraftarı, Muaviye taraftarı. Şöyle bir söz geçmiştir orada. Ali mi haklıdır, Muaviye mi haklıdır diye sormuşlar da. Ali haklı olmasına haklı ama Muaviye'nin çil çil altınlarıyla yağlı pilavından da geri kalınmıyor ki demişlerdir. İşte bu yağlı pilav var ya. Bu yağlı pilav var ya, bu yağlı pilav. Bu çil altınlar var ya. Bu kendini bilmez. Kendini 3 kuruş paraya satan. Böyle zavallı insanlar var ya. İşte o dönemde Hazreti Ali'yi satmışlardır. Haklı olmasına rağmen satılmıştır. Ve orada sevgili canlar, Muaviye'nin yanında bir as vardı. Amir As. O kişi hilakar bir kişiydi. Muaviye dedi ki, Hazreti Ali taraftarı Hazreti Peygamber'e sadıktır. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini mızrakların ucuna geçirelim. Biz Ali'nin ordusuyla öyle savaşalım. Ali'nin ordusu Kur'an-ı Kerim'in mızrakların ucunda diye silahlarını kaldırmazlar. Biz de onları yok ederiz diye plan düşündüler. Ve Kur'an-ı Kerim'in mızrakların ucuna taktılar. Ve Sifyen Savaşı'nda Hazreti Ali Efendimiz'in 2000'e yakın askeri şehit oldu. Hazreti Ali orada ben canlı Kur'an'ım, Kur'an'ın atıkım demesine rağmen biz peygamberin kelamına, Allah'ın kelamına kılıç kaldıramayız dediler. Muaviye taraftarı galip geldi ve Sifyen Savaşı'nda nice canlar, nice kanlar dökütüldü. Ondan dolayı sevgili canlar, Ali ve Ali taraftarı rahmetle anılırken öteki zulmeden taraftan nalet ile anılıyor. Ondan dolayı olayı yaşayan birileri, olayı varlığının içinde hissedip onunla bütünleşen bilir olayları. Anlatmakla ne Ali anlatılır, ne Hazreti Cenab-ı Resul anlatılır. Ama Muaviye güzel anlatılır. Çünkü vurmak, kırmak, çalmak, yok etmek, onun bunun omuzuna basmak, onun bunun hakkını yemek, onun bunun çoluğunun çocuğunun rızkını elinden almak, işte Muaviye gibi zihniyetlilerin işidir. Onun için bu çok güzel anlatılır. Ama Hazreti İmam Hüseyin'e gelince, Ehl-i Beyt'e gelince ve Fatiha suresinde tarih-i müstakim, dost doğru yol haline gelince insanlar buradan uzak durur.
Mesela işte bu renge bürünmektir. Bu hale bürünmektir. Kur'an-ı Kerim'in rengine bürünmektir burada mesela. Kur'an-ı Kerim'in rengine bürünen insan yeryüzünde kimseye incitmez sevgili canlar. Hiçbir insanın aleyhinde olmaz. Kimsenin malıyla canıyla uğraşmaz ve bütün insanları hoş görür. İşte Kur'an-ı Kerim'i özümsemek, Kur'an-ı Kerim'in rengine bürünmek dürüstlükle oluyor. Her pisliği yapacaksın, ağzına Kur'an'ı alacaksın. Can kıyacaksın, can alacaksın, ağzına Kur'an'ı alacaksın. Tecavüz edeceksin, ağzına Kur'an'ı alacaksın. Onun bunun hakkını yiyeceksin, yetimin hakkını yiyeceksin, Kur'an'ı alacaksın eline. Ve Kur'an'dan bahsedeceksin. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim'in rengine bürünmek, nefsi hallerden soyutlanmak demektir. Ondan dolayı sevgili canlar, Kur'an-ı Kerim'i mutlaka okuyacağız. Bize ne demek istiyor Yüce Yaratıcı? Ol Muhammed Mustafa, ol Ali el-Murtaza, Ehl-i Beyt, 13 imamlar ve zamanımızın kutupları, bilim insanlarımız bizlere ne demek istiyor? Ancak okuyarak, çözerek bulacağız burayı. Bir başkalarını dinleyerek değil ve Kur'an-ı Kerim'i de Türkçe okuyarak çözeceğiz. Arapça okursak anlayamayız. Ama Türkçe okursak bize ne demek istediğini anlarız. Şimdi İngiliz'de, İngiltere'de Kur'an İngilizce okunuyor. Fransa'da Fransızca okunuyor. Almanca'da Almanca okunuyor Almanya'da. Rusça'da Rusça diline çevriliyor da Türkçe'ye çevrildiği zaman suç mu oluyor? Yani kurban olduğum Yüce Allah bütün dilleri duyuyor da Türkçe'yi mi duymuyor? Ondan dolayı anladığımız dilde ibadetimizi yapacağız. Anladığımız dilde okuyacağız. İslamiyet'i anladığımız dilde yaşayacağız. Mesele budur sevgili canlar. Bizleri misafir yapan, o değer, o güzel, o bizleri dinleyen, bizlere dinleme cüretinde bulunan o güzel insanlarımın yüreğinden öpüyorum. Ondan dolayı sesimden, konuşmalarımdan, hitabımdan üzülenler varsa onlardan da özür diliyorum. Çünkü bizim amacımız kırmak, incitmek değil, yapmaktır. Ondan dolayı tüm insanların yapılmasını, araştırmasını ve de gönüllerinin yapılmasını ve bütün ilimi bilimi araştırıp, Kur'an-ı Kerim'i araştırıp kendine dosdoğru adaletli bir yol çizmesini Yüce Allah bütün insanlara nasip eyliyor. Fırsatçılara, pirsizlere, yolsuzlara, nursuzlara Allah fırsat vermiyor. Sevgili canlar, ondan dolayı ben diyorum ki sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Ne kadar zamanımız var canım? Evet. Sevgili canlar, reklamlar arası, reklamlardan sonra görüşmek dileğiyle. Eyvallah.
Vücut sende mihman olan, vücut sende mihman olan kimdir bilebildin mi ki? Şu hanemi mamur kılan sultan kimdir bildin mi ki? Şu hanemi mamur kılan sultan kimdir bildin mi ki? Kulluktan mı senin karın, kulluktan mı senin karın kimdir sahip bu şarın? Hikmeti sonsuzdur şahın, için kuldur bildin mi ki? Hikmeti sonsuzdur şahın, niçin kuldur bildin mi ki? Her yerdedir şahın burcu, her yerdedir şahın burcu, hakkın neyi yetmez gücü? Zülfikarın keskin ucu nasıl dilsiz bildin mi ki? Zülfikarın keskin ucu nasıl dilsiz bildin mi ki? Bu mülkün sahibi haydar, bu mülkün sahibi haydar, çeker mi bu yükü kantar? Kabe'yi aşk ehli yapar, hacı nedir bildin mi ki? Kabe'yi aşk ehli yapar, hacı nedir bildin mi ki? Sen ölmeden ölüm vardır, sen ölmeden ölüm vardır, kul erdal gerçeğe yardır. Aşksız geçen anım dardır, bu aşk nedir bildin mi ki? Aşksız geçen anım dardır, bu aşk nedir bildin mi ki? Evet sevgili canlar. Evet sevgili canlar, bir mesajımızda insanlık nasıl düzelir? Böyle bir mesaj aldık. İnsanlık nasıl düzelir sevgili canlar? Hazreti Peygamber Efendimizin evladına saygı duyup onun varlığını yaşayan insanlar ikrar iman içerisindedirler ki maalesef köylerimizden büyük şehirlerimize taşındığımızda bu ikrar sahibi olan
insanlar bozulmaya başladılar. Bozuldular. Çünkü Aleviliğin edeb erkanında eline, beline, diline sadık olmak vardır. Aşına, işine, eşine sahip olmak vardır. İri ol, diri ol, bir ol sözü vardır. Ve Hacı Bektaşi Veli Sultan Efendimizin dediği gibi, ayağa kalkıyorsan hizmet amaçlı kalk. Konuşuyorsan hikmet amaçlı konuş. Oturuyorsan edeb erkan içerisinde otur. İşte sevgili canlar, büyük şehirlere göç yapıldığından dolayı Alevi toplumu da bazen özünü kaybetmeye başladı. Birlik ve beraberliğinden koptu. İnsanlık nasıl düzelir diye bu mesaj, ben Alevi toplumuna bağlıyorum bu mesajı. Eğer Aleviler, siz de biliyorsunuz ki bundan 35-40 yıl öncesine kadar hiçbir Alevi hakim karşısına çıkmamış, devlet dairesinde yargılanmamıştır sevgili canlar. Çünkü onlar edeb erkan içinde olduğu için sorgu resivallerini toplumun huzurunda bedellerini ödemişlerdir. Cezalarını o şekilde ödemişlerdir. Hiçbir muhakeme ne Osmanlı döneminde ne Cumhuriyet döneminde bundan 50 yıl öncesine kadar, 40 yıl öncesine kadar hiçbir Alevi vatandaşı bir hakim karşısında yargılanmamıştır sevgili canlar. Ama bu düzen bozuldu. Bu birlik beraberlik bozuldu. Ondan dolayı Aleviler ne zaman düzelirse dünya düzelecektir sevgili canlar. Bırakın Türkiye'yi, ben dünyanın düzelmesinden bahsediyorum. Sevgi, insan, yaratıcı üçlüsü meydana gelecektir. Çünkü Aleviler yalan söyleyemez, haram yiyemez, gıybet yapamaz, kimsenin aleyhinde olamaz. Yolunu dost doğru sürer. Ama maalesef büyük şehirler bizleri de, gençlerimizi de mahvetmiştir. Ondan dolayı tüm insanlarımız birbirine sarılır, bütün dünyayı hoş görür, birbirlerini hoş görür ve birlik beraberlik içerisinde birbirlerini kucaklarlarsa yüce yaratıcı sesimi duyuyor ki dünya düzelecektir, kardeşlik, sevgi, birlik yerini alacaktır sevgili canlar. Ben bu düzelmeyi sadece ben Ehl-i Beyt'i seviyorum diyen, Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Abazasıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Ermenisiyle, Yahudisiyle, kim ki Muhammed Mustafa'yı ve onun evladını ve Ehl-i Beyt'ini seviyor, onun rengine bürünmek istiyorsa ve onun aşkını yaşıyorum diyorsa ona uygun yaşamalıdır. Eğer bu toplum, bu insanlar buna uygun yaşarsa bir gün gelecek, dünyanın hiçbir silahı patlamayacak sevgili canlar. Ondan dolayı ben sevgili güzel Alevi vatandaşlarımıza, kardeşlerime sesleniyorum. Hepsinin bastığı ayağının türabıyım. Ve onların ve bütün yaratılmış tüm insanların. Fakat burada görev Alevi toplumunadır. Alevi toplumu dünyayı sevecek, dünyayı kucaklayacak ve birlik beraberlik içerisinde olacak. Asla ırk, renk ayrımı yapmayacak. Dedelerimiz de insanlara adaletli, doğru sevmeyi, saymayı aşılayacaklar ve bütün gençlerimiz birlik beraberlik içinde doğru yolu süreceklerdir. Ondan dolayı vazife bizlere ve
ağzı kelam yapan, beyit yazan insanlara düşüyor. Tabii bu arada devlet büyüklerimize, devlet büyüklerimize asla saygıda kusur etmeyelim. Hiçbir devlet büyüğümüzü de gerekli gereksiz yere, gerekli gereksiz yere incelemeyelim. Devlet büyükleri kendilerinin ne yapacağını bilirler. Biz halk olarak birbirimizi sevelim, sayalım, hoşgörüyle bakalım. Devlet büyüklerimiz zaten bize hoşgörüyle bakacaklardır. Toplum düzelirse devlet büyükleri toplumu bağrına basarlar. Çünkü devletimiz, dünya Türkiye'miz 8 milyar 80 milyondur. Bizim devletimiz 80 milyona kucak germiş, 80 milyonu kucaklamıştır. Ondan dolayı bozulmalar bizde başladıysa düzelmeler de bizde başlayacaktır. Ondan dolayı sevgili canlar, bütün din adamlarına buradan eğilerek elim göğsümde incitmeden, ürkütmeden beni bağışlasınlar. Toplumu birbirine sevdirelim. Toplumu birbirine sevdirelim. Birbirine kaynaştıralım. Alevi'nin dedeleri, Sünni kardeşlerimin hocaları, bu toplumu birbirine kaynaştıralım. Bu toplum birbirine hasret, bu toplum birbirinden kız alıyor, kız veriyor. Bu toplumu birbirine düşürürsek yüce yaratıcı bizi affetmez asla. Ay Nesimi, can Nesimi, bil ki hak aynımdadır. Cümle insanın vebali, konuşan insanın boynunadır diyor. Eğer önderler, din önderleri, bu toplumun önderleri bu insanlara sevgiyi, saygıyı, barışı, dostluğu, birbirine ısındırmayı getirmezler ise vebal ondanlar sorulacak. Bu insanın, bu insanların vebali bu insanlardan sorulacaktır, Seyit Nesimi'nin dediği gibi. Ondan dolayı toplum, dünyamız sevgiye açtır. Bırakın bu toplumu birbirini sevsinler, saysınlar, birbirine hoşgörüyle baksınlar. Çünkü en büyük din sevgidir sevgili canlar. Aşktır, sevgidir, birlik ve beraberliktir, dostluktur bu dünyanın düzeni. Biz bu düzenden ayrılmayalım. Yüce Allah bu düzende insanların arasında fitnelik kargaşa çıkartanlara fırsat vermiyor. Ondan dolayı sevgili canlar, barışçıl bir toplum olalım. Sevecen bir toplum olalım. Türk toplumu, Türkiye Cumhuriyeti toplumu sevecen, misafirperverdir. Bütün insanları hoşgörüyle görürler, hoşgörüyle bakarlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde nefes alıp nefes veren tüm canlarımıza, bütün insanlarımıza ben onların ayak turabıyım. Hiçbir ayırdım yapmaksızın ben Alevisiysem Aleviyim, Sünniysem Sünniyim, Ermeniysem Ermeniyim, Yahudiysem Yahudiyim, ben hepsiyim sevgili canlar. Beni yaratırken Allah onu, o onu bu diye yaratmadı. Ondan dolayı sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Yarın unutmayalım, toprak altına gireceğiz. Biz yaptıklarımızla sorumluyuz. Dönüşümüzle yaptığımızla, gidişimizle yaptığımızla sorumluyuz. Ondan dolayı giderken güzel bir sevgiyle, aşkla gidelim. Sevgiyle, aşkla geri gelelim. Hayvan gibi gidersek, hayvan gibi geliriz. Neye uğradığımızı bilemeyiz sevgili canlar. Hakkın huzuruna ak, pak, boş gönülce, boş didarınca çıkalım. Bütün insanlardan istediğimiz, bütün insanları kucaklamaktır, sevmektir sevgili canlar. Evet sevgili canlar, mesajımız var mı?
Merhaba Erdal babam, ben Mevlüt'ü Taşdelen, vakıftan sizleri izliyoruz. Sizi çok seviyoruz, başarılarınızın devamını diliyorum. Tüm programlardan farklı bir formatınız var. Hep görmek isterim sizleri, selam ve saygılar, bizden de selamlar olsun. Biz Kayseri'den Hatice Taşlıoğlu ve Yıldız Kor, Erdal Baba programınızı seyrederek izliyoruz. Düşüncelerinizle bizi aydınlatıyor ve yolumuza ışık oluyorsunuz. Sevgi ve saygılarımızı size ve konuklarınıza sunuyoruz. Bizden de sevgiler. Hızır ayında oruçlar tutulmakta, lokmalar yapılmaktadır. Asıl oruç nedir? İnsan hangi halde oruçlu olur? İyi yayınlar Cemile Aşkan. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili canlar. Oruç nefsi terbiye etmek içindir. Kişi elinden, belinden, dilinden haberdarsa, aşına, işine, eşine sahipse ve rehber edilmiş Kur'an-ı Kerim'i ve onun ehli beytini, Kur'an'la ehli beyti bir vücut yapıp onu kendine rehber edinmişse, sevgili canlar, bunlar nefislerini ruhlarına köle yapan insanlardır. Bunlar zaten oruçludur. Bunların oruçları asla bozulmaz. İşte bunlar yevmül aşuredir. Onlar yerleri keller ama onların oruçları bozulmaz diyor yüce yaratıcı. İşte asıl oruç budur. Asıl oruç kişinin kendini tanıması, kendiyle bütünleşmesidir. Ama biz nefsimizi terbiye etmemiz için oruca ihtiyacımız vardır. İbadetlere ihtiyacımız vardır sevgili canlar. Yoksa nefsimizi frenleyemeyiz. Ondan dolayı yüce yaratıcı tüm oruç tutanların oruçlarını, ibadet yapanlarının ibadetlerini, namaz kılanlarının namazlarını, cem yapanların cemlerini Allah kabul etsin, onların sesini duysun. Ama mesele burada hakka kendini kabul ettirmek. Hak yeter ki senin sesini duysun. Nasıl yerde, hangi yerde, nasıl ibadet yaparsan yap, mesele burada hakka sesini duyurmaktır. Hakla vücut bulmak, enel hak hırkasını giymektir. Ondan dolayı sevgili canlar, ben orucu size anlatabildiğim kadar, ifade edebildiğim kadar edebiliyorsam ne mutlu. Anca bu kadar değinebiliyorum. Anca bu kadar hitap edebiliyorum. Anca bu kadar sizlere paylaşabiliyorum. Sevgili canlar, Ehl-i Beyt Kudret Ağa Vakfı'nda şu anda Ankara'da bizi izleyen oradaki sevgili canlarıma hepsine aşkını yaz. Hele Melide bacıma buradan el sallıyorum. Çünkü o oradan sallıyor. Ta ben burada gördüm. Ve Çorum'da, Çorum Ehl-i Beyt Kudret Ağa Vakfımızın şubesinin açılışı vardır yarın pazar. Orada lokmalarımız vardır, kurbanlarımız vardır. Orada Hızır İlyas'ın, Hızır'ın sohbeti, muhabbeti olacaktır. Ve bu o gün, pazar günü bayraklarımız dikilecek, tabelamız asılacak. Bütün insanlara hayırlı uğurlu olsun diyorum. Orman olmayan yerler ormanlaştırılacak. Okuyamayan çocuklara burslar verilecek. İlimler, bilimler araştırılacak. Her şeyin dost doğrusu anlatılacak. Onun için vakfımızı ziyaret edip, vakfımızla bütünleşip, oradaki insanlara merhaba demeyi ve oralara ziyaret etmeyi unutmayalım ve geri kalmayalım sevgili canlar. Çünkü orası birlik ve beraberlik yeridir. Hiçbir insanı dışlamayan, tüm insanları bağrına basan yerdir. Ondan dolayı orayı Ehl-i Beyt Kudret Dağ Vakfı, yani kitabımın ismini koymuştum. Bundan
20 yıl önce bir vakıf kurulursa Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı olacak demiştik. Sağ olsun devlet büyüklerimiz bu güzelliği bize gösterdiler ve biz bu vakfı kurmuş olduk. Ben burada emeği geçen tüm insanlara ve devlet büyüklerimize minnettarlığımı, şükranlarımı sunuyorum efendim. Evet sevgili canlar, burada Ali kardeşimizden, Eren kardeşimizden bir nefes alalım. Bakalım bizler için ne söyleyecekler. Gerçek varlık gökte değil, gökyüzünde ne ararsın? Aradığın yerde değil, aradığın yerde değil, kazıp kazıp ne ararsın? Aradığın yerde değil, aradığın yerde değil, kazıp kazıp ne ararsın? İnsan yerden gökten ala, insan yerden gökten ala, benzer Rahman'ı bir kaba. Gir mücella sırrı cana, gir mücella sırrı cana, türbelerde ne ararsın? Gir mücella sırrı cana, gir mücella sırrı cana, türbelerde ne ararsın? Sıfat hal içinde, cümle sıfat hal içinde, bir manayı zat içinde. Umman insanın içinde, umman insanın içinde, deryalarda ne ararsın? Umman insanın içinde, umman insanın içinde, deryalarda ne ararsın?
Her ne arar isen öze, her ne arar isen öze, bak insana gelmiş söze. Ol ezeli yanan köze, ol ezeli yanan köze, yanmayıp da ne ararsın? Ol ezeli yanan köze, ol ezeli yanan köze, yanmayıp da ne ararsın? Erdal'ım görmedin mi, açıp hakkı sürmedin mi? Ul Erdal'ım görmedin mi, açıp hakkı sermedin mi? Hakkı ilan etmedin mi, delil diye ne ararsın? Hakkı ilan etmedin mi, hakkı ilan etmedin mi, delil diye ne ararsın? Ağzına yüreğine sağlık, teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ediyorum Erdal Baba, herkes adına. Eyvallah, eyvallah. O sizin yüceliğiniz. Evet sevgili canlar, ben burada bir şiir, kendi sesimizle, nefesimizle bir şiiri, özümüze ait olanı sizlerle paylaşalım efendim. Bakarsan hikmetler açar, evliya şehrinde gerçek hal saçar. Pirimi, pirimi üzersem özüm hor bakar. Kerbela'nın ruhu, Kerbela'nın ruhu şahım merhaba.
Hazreti İmam Hüseyin Tanrı vergisi, bakar görmez gerçekleri bazısı, gören hal ehline özden merhaba. Kul Erdal'ım, kul Erdal'ım, Muhammed'in yoluyuz. Ali'l Rahim'in bizler gülüyüz. Hakkın badesinden gelen doluyuz. Zamanımın kırkları, zamanımın gelecek kırkları, pirleri merhaba, zamanımın oluşacak kırkları birliği, pirleri merhaba. Sevgili canlar, burada misafirlerimiz var. Ben misafirlerime bir hoş geldin diyeyim. Bursa'dan gelmişler. Evet. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Bak, elinizi sıktım. Evet, nasılsınız? Evet, ben de sizlerle tanıştığım için memnun oldum. Ne güzel aynasınız. Birbirimize aynayız. Hep aynamızda birbirimizi tamamlıyoruz. Birbirimizi seyrediyoruz efendim. Hoş geldiniz efendim. Eyvallah. Evet sevgili canlar. Mesajlarımız var mı kızım? Mesajımız var. Ben Çorum'dan Çakmak ailesi. Programınızı misafirlerle birlikte izliyoruz. Konuklara selamlar efendim. Bizden de selamlar efendim. Ben Gülseren Kılıç, sesiniz, nefesiniz var olsun. Daha evvelki mesajı yazan da bendim demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet sevgili canlar, bilmiş olduğunuz gibi özümün meydana getirmiş olduğu, yazmış olduğu, kaleme almış olduğu kitaplarımız var. Bu kitapları ben vakıf adına bağışta bulundum. Kendi kitaplarımı vakfın adına bağışta bulundum. Oradan gelen hiçbir paraya dokunmayıp okuyamayan çocuklara, ağaç olmayan yerlere fide dikmek için, ormanlaştırmak için kitaplarımı insanlık adına, tabiat adına bağışta bulundum. Sevgili canlar, siz bu kitapları bizlere ulaşır, Ankara Vakfı'ndan, Çorum Vakfı'ndan ve bizlerden ulaşırsanız, umut ediyorum, bir fidan da sendik, senin adın olsun ve yeşermiş olan fide senin adına dikilsin diye kitaplarımızı bağış yaptık. Ondan dolayı siz değerli sevgili canlar, bu kitapları aldığınız zaman oradaki okuyamayan çocuklara bursların gideceğini unutmayalım. Ormanlaşacak, orman olmayan yerlerin orman olacağını unutmayalım. Evine ekmek götüremeyen, ben yoksulum diyen insanlara bizlerin bu kitaplardan gelen payları birer lokma olacağını göndereceğimiz için bunlara duyarlı olalım, unutmayalım. Ve bu kitaplar insanı insana götüren, insanla hakkı bütünleştiren, ırk, renk, dil, din ayırdımı yapmaksızın tüm insanları birbirine kavuşturan sevgi kitabıdır. İşte ben burada bir tanesini atsam da sizlerle paylaşmış olsam belki çok şeyler olacak. Ama ben yüreğimden geldiği gibi konuşuyorum. Kitaplarla konuşmadığım için kitapları okuyan okuyucularım okusunlar. Ona göre beni yargılama, sorgulamaya da ben açığım. Tüm insanlar yargılayabilir, sorgulayabilirler. Her şeye açığım ondan dolayı. Onu, o takdiri sevgili okurlarıma bırakıyorum. Evet sevgili Eren'im senden. Bir tane daha alalım bakalım canım.
Var şükür şu halk eyleyip var eden, küllü varın nuru bizde ilmiye. İlim nokta biz noktayı çözerken, dört kitabın sırrı bize ilmiyiz. Dört kitabın sırrı bizde ilmiyiz. Arş-ı kürşü seyir içinde gezerim, ledun ilmi ile dolanan oldum. Kaldırıp perdeyi, kaldırıp perdeyi hakkı görenim. Alemi cihanda, alemi cihanda aranan oldum. Alemi cihanda aranan oldum. Halden gelip hallere düştü, varlığım safullah birliğe geçtik. Biz küfürden geldik, insanı seçtik. Şah-ı Merdan kulu biz değil miyiz? Şah-ı Merdan kulu biz değil miyiz? Şah-ı Merdan kulu biz değil miyiz? Biz küfürden geldik, insanı seçtik. Şah-ı Merdan kulu biz değil miyiz? Şah-ı Merdan kulu biz değil miyiz? Üç kapıyı açtım, üç kapıyı açtım, firar eyledim. Hakkın dili oldum, kelam söyledim. Yerim la mekandır, orada gizlendim. Bulana, bulana Kabe'yi Beytullah oldum. Bulana Kabe'yi Beytullah oldum. Cihanı seyrettik, gören olmadı. Bu kudret hakkındır, kimse bilmedi. Muhammed Ali'ye eren kalmadı. Diyenlere ışık biz değil miyiz? Diyenlere ışık biz değil miyiz? Diyenlere ışık biz değil miyiz? Muhammed Ali'ye eren kalmadı. Diyenlere ışık biz değil miyiz? Diyenlere ışık biz değil miyiz? Tüm varlık sırrımdır, gerçeğe erdim. Enel Hak babından zuhura geldim. Tüm varlığı, tüm varlığı vahdetimde birledim. Sırrı hakikatin, sırrı hakikatin şifresi oldum. Sırrı hakikatin şifresi oldum. Kul erdalım varlığına bürünmüş, avamın içinde böyle görülmüş. Yaz bent olanlar burada dirilmiş,
bu hesabı veren biz değil miyiz? Bu hesabı veren biz değil miyiz? Bin bir desen renklerine büründüm, fark edene her şekilde göründüm. Cahiller diline düştüm, sövüldüm. Besmele'nin gizli noktası oldum. Besmele'nin gizli noktası oldum. Kul Erdal'ım der ki, dostu dinlerim. Kur'an'ına sığım. Hakkı söylerim. Dört kitap içinde gizlidir yerim. Şükür Mevla'ya ki sureti oldum. Şükür, şükür Mevla'ya ki sureti olduk. Evet sevgili canlar, güzel insanlar, hepimiz yaratıcının aldığı nefes, giydiği elbiseyiz sevgili canlar. Ne mutlu hakkı vücutunda itirak edip, hakkı vücutunda itirak edip, hakla vücut bulup, hakla bütüşen, bütünleşenlere. Sevgili canlar, gözümüzden bakan ondan başka bir şey değil. Aldığımız nefes haktan başka bir şey değil. Aldığımız aşk haktan başka bir şey değil. İçimizdeki duygu haktan başka bir şey değil. Sevgi, muhabbet, güzellik, vücudumuzu donaltan tüm güzellik haktan başka bir şey değil. Nasıl olur da buna hak diyeceğiz, hak Adem'de diyeceğiz ve insanları yok edip insanları kıracağız, insanları inciteceğiz. Ondan dolayı sevgili canlar, eğer insan insanı seviyorsa, hakkı seviyor, insan insanı bağrına basıyorsa, hakkı bağrı basıyor, hakkı bağrına basıp, hakkı say, hakkı bir elbise, bir hırka gibi giyiniyor sevgili canlar. İsa'sı da vücutumuzda, Musa'sı da vücutumuzda, Hazreti Muhammed'i de vücutumuzda, Ehl-i Beyt'i de vücutumuzda. Yaratılmış, yaratan da yaratılmış. Tüm güzellik, tüm güzellik bizim vücutumuzda ve sizin vücutunuzdadır sevgili canlar. Ondan dolayı bu vücutumuza gizlenen ilahi aşkın varlığına ve demine erelim. Ve bütün insanları bir elbise halinde giyinmiş olduğunu kabullenelim. Hak bizim dilimizde, bizim gözümüzde, bizim duygularımızla, bizlerin düşüncesiyle, yaratılmışın varlığıyla konuşuyor ve kendini ifade ediyor. Ondan dolayı bütün yaratılmışı Yunus Emre'nin dediği gibi severim, severim, yaratılanı yaratandan özge diyor. İşte yaratan da buluyor, bize rahmet yerden yağar diyor. Sevgili canlar, bize rahmet topraktan yağar. Bize rahmet topraktan yağar. Toprağın atası Hazreti Ali Ebu Turab'dır. Kim ki Ebu Turab'ın rengine büründü, aşkına büründü, sevgisine büründü, birlik ve beraberliğine büründü. İşte hak rahmeti bize yerden verir sevgili canlar. Ondan dolayı ne mutlu kendisiyle barışık olan, karısıyla, oğluyla, kızıyla, anasıyla, babasıyla, evlatıyla, devletiyle, milletiyle barışık olan insanlara. Ondan dolayı sevgili canlar, sevelim, sevilelim. Dünya, bu dünya kimseye kalmaz. Yunus demiş ya, mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, var şu dünyada birazcık da sen oyalan. Biz burada oyalanmaya, oyalanırken kendimizi bilmeye, kendimizi tanımaya, bizi yaratanı tanımaya geldik sevgili canlar. Bizi yaratan bizimle beraber, bizimle beraber yaşıyor, bunu unutmayalım. Her hücremiz, her nefesimiz yaratılmış varlık olarak hakkı ifade ediyor.
Ondan dolayı hak hakka zulüm yapmaz. Hak hakkı sever ve bütünlük ortaya çıkar. Ondan dolayı sevgili canlar, Hızır Aleyhisselam'ın yüzü suyu hürmetine, oruç tutanların, ibadet yapanların, başını secdeye indirenlerin, darda cemerkan güdenlerin yüzü suyu hürmetine, güzel insanların yüzü suyu hürmetine, birlik, beraberlik, barışı sağlayan insanlar yüzü suyu hürmetine, bütün insanları paylaşımcı olarak birbirine bütünleştirenlerin yüzü suyu hürmetine, dağların, taşların, kurtların, kuşların yüzü suyu hürmetine, doğan güneşin, doğan ayanın, doğan gecenin ve gündüzün yüzü suyu hürmetine, bütün varlığın yüzü suyu hürmetine, güzel varlığın yüzü suyu hürmetine, yüce Allah sesimizi duya, bizlere merhamet, sevgi, birlik, barış, dostluk nasip eyliye. Ondan dolayı sevgili canlar, ben sizlerin hepinizi seviyor, hepinizin ayak kürabıyım. Belki dünyada en zavallı, en işe yaramaz, belki beni sevenlerden daha aciz birisiyim. Ama ben doğruluğu misyon edindim ve bu doğruluk yolundan sapma yapmayacağıma, içimdeki yaratanıma ve alemi yaratanıma söz verdim. Ondan dolayı Tariki Mustakim denilen Fatiha suresindeki doğru yolu yaşadığım müddetçe, dost doğru süreceğime, hiçbir şekilde nefsimi kayırmadan ruhumun icabında yürüyeceğime, ruhumun yön göstermiş olduğu şekilde, şekilli ve şekilsiz hal içerisinde dost doğru olacağıma söz verdim, İkrar verdim. Ondan dolayı benden sadece her şeyin doğrusu ve güzeli çıkar. Ben her şeyi biliyorum demiyorum, hiçbir şeyi bilmiyorum, ama bildiğim şeyi dost doğru anlatmak istiyorum. Sadece olayı budur efendim. Yoksa benim bir şeyi bildiğim, bir şeyi ifade ettiğim de yoktur. Belki yolda basmış olduğumuz karıncalardan belki daha acizim, ama Tanrı beni yarattı ve bizim lisanımızla kendisini ifade ettiriyor, kendisini tanıttırıyor. Ondan dolayı sevelim, sevilelim sevgili canlar. Evet, bugün Hızır aşkına, Hızır değişimiz var mı efendim? Bir Hızır değişi alalım sizden. Hızır cümlemizin yardımcısı ola. Buyurun. İlim bilim ile meydana geldik, medet mürvet senden bozatlı Hızır. Varlığını görüp gerçeğe erdik, kul kusur içinde bozatlı Hızır. Kul kusur içinde bozatlı Hızır. Her ne ettim ise benden banadır. Suçlusu benimdir şükür ya Rabbim. İmtihan uykusu benden banadır. Ellerin ağzında şükür ya Rabbim. Ellerin ağzında şükür ya Rabbim. Ha
aşkın ateşiyle bizleri yaktın. Gönlümüze sevgi olup da baktın. Dağ gibi ateşe kendini attın. Yakmayıp saklayan bozatlı hızır. Dağ gibi ateşe kendini attın. Yakmayıp saklayan bozatlı hızır. Halim budur, fazla zeki bulunmam. Gözüm toktur, saltanata bürünmem. Tanrımızdan başkasına eğilmem. Biraz başım eğik. Şükür ya Rabbim. Hep başım eğiktir, şükür ya Rabbim. Ne olur bizleri mahrum bırakma. Sen gör halimizi, geriye atma. Biz korktuğumuz yere uğratma. Sensiz yaşam olmaz bozatlı hızır. Korktuğumuz yere uğratma. Sensiz yaşam olmaz bozatlı hızır. Üstümüzde yoktur nefsin hırkası. Kaç çeşit insanlığın markası. Kalmış idi kulağımın arkası. Onu da deldirdi şükür ya Rabbim. Onu da deldirdik. Şükür ya Rabbim. Zaman zaman bizden uzak durursun. Uzakta olsan da bizi korursun. Edeb erkan ile birlik kurulsun. Arzumuz yok olmak bozatlı hızır. Edeb erkan ile birlik kurulsun. Arzumuz yok olmaz bozatlı hızır. Kul Erdal ehli beyt yolumdur benim. Dosta ışık tutan ilimdir benim. Her ne söyler isem halimdir benim. Kendime bildiren şükür ya Rabbim. Şükür Yaradanım. Evet sevgili canlar, biz Eren kardeşimizden bu kez kendi özünden geldiği gibi sözümüzü ondan kapatacağız. Ondan dolayı ben bir iki kelimeye daha değinmek istiyorum ve ondan sonra sözümüzü bir deyişle kapatacağız efendim. Evet sevgili canlar, sevgili canlar, güzel insanlar, Hacı Bektaşi Veli dergahına yüz sürüp de Ehl-i Beyt'in kapısında ya Muhammed ya Ali deyip de secdeye inen başlar yüzsü hürmetine. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, 12 imamların, 14 masum pak, 17 kemerbestlerin, 24 bacıların, 40'ların, 100'lerin, 300'lerin,
binbirlerin 360 bin halifeler yüzsü hürmetine, 73 Kerbela şehidi yüzsü hürmetine, 90 bin Horasan eri, 100 bin kaybedenlerin, 80 bin Rum erenlerinin yüzsü hürmetine. Evvel Adem, aynı Muhammed Mustafa, arada geçen 124 bin peygamber nebi onlara aşina olmuş. Erlerin, pirlerin, nebilerin, sadıkların, veliklerin, aşıkların güdüsü hürmetine. Verani Nesini Füzülü Yemini Fir Sultan Şahatayı Kul Ümmet güdüsü hürmetine. Ahi Evdanı Veli, Şık Şaban'ı Veli, Hacı Bayram Veli, Sücaaddin Veli ve alemin kutbu serçeşme başı Pirimiz Şünker Hacı Bektaşi Veli ve zamanımızın kutbu Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzsü hürmetine. Ve bunlara gönül vermiş, bunlara gönül vermiş canların, dağın taşın, kurdun kuşun, hazırların nazırların, buradakilerin ve mürşitlerin yüzsü hürmetine. Ya Rab, bütün insanların dualarını, zikirlerini, ibadetlerini kabul eylesin. İlahi Ya Rab, varlığımızı nursuzlardan, dilsizlerden, yolsuzlardan uzak tutasın. Muhammed Mustafa'nın, Ali El Murtaza'nın rengine bürünmeyi nasip eylesin. Devletimize, milletimize, ordumuza, askerimize, halkımıza zeval vermeyesin. İlahi Ya Rab, bizleri toplumla iç içe karmamızı, yoldaş olmamızı, sırdaş olmamızı, hal ahval içinde olmamızı nasip eylesin. Hızır bütün insanların yardımcısı ola, bütün insanlara aşk sevgi vere. Burada eşim Gürcü Hanım'a, gelinim Nergiz'e ve bizleri ekran başında dinleyen, Vizyon 58 televizyonunda hizmet yapan, kamera önünde ve kamera arkasında bizleri takip eden ve insanlığa sunum yapan ve bizleri evlerine misafir yapan tüm insanlara aşkını yazıyorum. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Sevgili canlar, programın tekrarı gece saat 1'de başlıyor. 12.30 haberlerinden sonra programın tekrarını izleyebilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın. Evet Deda. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlarımı iletiyorum herkese. Ekranları başında bizleri izleyen herkese buradan selamlar, saygılar gönderiyorum. Teşekkür ediyorum herkese. Emeği geçen herkese. Hayret bizden, destur senden efendim, kerem eyle pirim, şahım, ölmeye geldik. Başımız sorgusuz kesilse bile, yolunda canımız vermeye geldik. Ehl-i Beyt'in yolunu sürmeye geldik. Tanrımızsın dostum, bizlere yarsın. Ruhumuzda, halimizde sen varsın. Layık değil isek cellatlar alsın. Serimiz meydana sermeye geldik. Ehl-i Beyt'in yolunda ölmeye geldik. Surumuzu gayet sırlı örelim. Fanilikten bakili gerelim. Suçumuz neyse burada verelim.
özümüzde dara durmaya geldik. Özümüzde dara durmaya geldik. Muhammed Ali'nin yolunda ölmeye geldik. Kul Erdal Kumru'yu divanen yaptın. Mecnun gibi bizi köylere attın. Pişmeleri için aşkınla yaktın. Mürvetli efendim, mürvetli efendim sunmaya geldik. Muhammed Mustafa, Ali El Murtaza, bilgelik, aydınlık yolunda, birlik beraberlik yolunda ölmeye geldik. Ölmeye, ölüp de dirilmeye geldik. Evet canım, alalım bitirelim. Diken batmasın, yeter dikenin batmasın. Gece gündüz o hizmetin, şefaatin, kerametin, senin olsun hoş sohbetin. Yeter huzurum gitmesin, yeter huzurum gitmesin. Taşa değmesin ayağın, lale sümbül asın bağın. Taşa değmesin ayağın, lale sümbül asın bağın. İstemem methylettirin, yeter arkamdan atmasın. İstemem methylettirin, yeter arkamdan atmasın. Kolay mı gerçermek, dost banda güler vermek, orada kalsın der vermek. Yeter ucuza satmasın, yeter ucuza satmasın. Orada kalsın der vermek, yeter ucuza satmasın. Yeter ucuza satmasın, yeter ucuza satmasın. Sonu yoktur bu virdimin, dermanı yoktur derdimin. Sonu yoktur bu virdimin, dermanı yoktur derdimin. Gerekmez ilaç yardımın, yeter yakamdan tutmasın. Gerek yok ilaç yardımın, yeter yakamdan tutmasın. Nesimim vay başıma, kanlar karıştı yaşına.
Yazın yak yerek mezarşma. Yeter zehirin kalkmasın, yeter zehirin kalkmasın. Nesimim bay başıma, kanlar karıştı yaşıma. Yan gerek mezaşıma, yeter zehirin kalkmasın, yeter zehirin kalkmasın. Sevgili canlar, ekran başında bizleri izleyen sevgili dostlar, güzel insanlar, Allah nasip kısmet ederse himmetinizle şu saat itibariyle yola çıkıyorum Ankara'ya. Orada yarın tekrarlamış olduğum gibi Çorum Vakfımızın, yani şubemizin açılışı vardır. Tüm Çorum halkı davetlidir. Orada lokmalar yapılacak. Orada bayrağımız sallanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı ve vakfımızın bayrağı sallanacaktır. Tüm canlar oraya davetlidir. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın.